1994 yılında Rusya'da meydana gelen bu kaza fazlasıyla sıra dışı bir sebebe dayanıyor. Pilot baba oğlunun uçağın kontrolleriyle oynamasına izin veriyor ve olanlar oluyor. Tarih 23 Mart 1994. Moskova'dan Hong Kong'a gidecek yolcular FOGQS kuyruk numaralı Airbus A310 tipi uçağa bindiler. Fakat yolculuk hiç ummadıkları bir olaya yer verdi. Üstelik küçük bir aile ziyareti yüzünden. Aeroflot havayolu şirketinin 593 numaralı uçuşu 63 yolcu ve 12'si uçuş ekibi olmak üzere toplam 75 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonlandı. Uçak Rusya'nın güneyindeki Kemerovo Oblast'ında Kuznetsky-Alatao sıra dağları düştü. Peki uçağın düşüşüne ne yol açtı? Uçak düştükten sonra yapılan teknik incelemeler uçağın sistemlerinde hiçbir sorun olmadığını gösterdi. Zaten uçağın kendisi de aslında yaşlı değil, henüz 1992 yılında hizmete girmişti. Gerçek kara kutunun incelemesiyle ortaya çıktı. Uçuşta yer alan yolcuların arasında yedek pilot Yaroslav Vladimir için 16 yaşındaki oğlu Eldar ve 12 yaşındaki kızı Yana da vardı. Bu oldukça normal bir durumdu. Eldar ve Yana uçuş sırasında babalarını uçağın kokpitinde ziyaret etti. Aslında bu da o dönem için normal ve yasaldı. Fakat normal olmayan şey Yaroslav'ın uçağın kontrollerini çocuklarına vermesiydi. Evet, 75 kişilik kocaman uçağın kontrolleri iki çocuğun eline geçti. Kokpiti ziyarete gelen çocuklardan kontrolü eline ilk alan Yana oldu. 12 yaşındaki kız kontrollere fazla baskı uygulamadı. Dolayısıyla otopilotun devre dışı kalmasına yol açmadı. Uçak otopilot kontrolünde seyrine devam etti. Fakat Eldar durumu biraz abarttı. Çocuk uçağın kontrollerine gereğinden fazla yük uyguladı ve otopilotun devre dışı kalmasına yol açtı. Uçağın kanatçıkları artık kontrol çubuğundan elle kontrol ediliyordu. Hızı ise halen otopilotun kontrolündeydi. Pilotlar durumun farkına geç vardı ve her şey zincirlemesine yaşanmaya başladı. Uçak kontrolleri artık Eldar'ın elindeyken uçak sağa yatmaya başladı. Pilotlar uyarı ışıklarının farkına varmadan ekrandaki rotanın neden değişmeye başladığını sorguladı. Fakat gerçeğin anlaşılmasına kadar geçen sürede Eldar uçağın kontrol çubuğunu kendisine doğru çekmişti. Uçağın burnu 45 dereceyi bile aşarak 90 derece yakın dikliğe ulaşmış gökyüzüne bakıyordu. Doğal olarak uçak artık hızını büyük ölçüde kaybetmişti. Hızla yere doğru düşmeye başladı. Otopilot durumdan kurtulmak için motorların gücünü arttırdı. Burnu aşağı doğru çekmeye başladı. Uçak artık düşmeye değil yeryüzüne dalmaya geçti. Bir süre sonra uçağın kontrolleri tekrar pilotların eline geçti. Fakat pilotlar bu kez uçağın burnunu düzeltmek için fazla güç uyguladı ve uçağın burnunu fazla kaldırarak yeniden düşmeye başlamasına yol açtı. Pilotlar bu hatalarını da düzeltmiş olsalar da artık çok geçti. Uçak artık kurtulamayacak kadar alçalmış, 1300 feet yaklaşık 400 metre irtifaya geçmişti. Artık kaçacak yer yoktu ve uçak dağ yamaçlarına çarptı. Uçağın iniş takımları kapalı, motorları tam güçteydi. Düştüğü alan 1,5 metre kalınlığında kar tabakasıyla kaplı açlık bir alandı. Çarpmanın etkisiyle uçak parçalandı, yandı. İşin daha üzücü yanı da vardı. Uçaktan elde edilen veriler, pilotların hiçbir müdahale yapmaması durumunda aslında uçağın bu düşüşten kendi kendine kurtarabileceğini gösterdi. Yani pilotlar ilk otopilot manevrasından itibaren kontrolleri hiç ellemeseydi uçak kurtarma manevrasını tamamlayacak ve rotasına devam edecekti. Aeroflot kazadan sonra kokpite çocuk bulunduğu bilgisini yalanlamıştı. Uçağı kiralık olarak kullanan Aeroflot, kokpite çocuk olduğu bilgisini ilk etapta yalanladı. Fakat Moskova merkezli Abrazivatel dergisinin kokpit içindeki kayıtları paylaşmasıyla birlikte gerçeği itiraf etti. Üstelik uçuş sırasındaki kokpit ziyaretleri bu kazanın ardından bile yasaklanmadı. Uçuş sırasında yolcuların kokpit ziyareti 11 Eylül 2001'deki saldırıya kadar devam etti. Tabii bu ziyaretler pilotların ve hava yollarının inisiyatifindeydi. Fakat 11 Eylül'ün ardından uçuş sonrasındaki tüm ziyaretler yasaklandı. Kokpit ziyareti günümüzde yalnızca uçuş öncesinde pilotların izniyle yapılabiliyor. Ayrıca pilotlar yine havayolu şirketlerinin kurallarına bağlı olarak uçuş hazırlıklarını yaparken kokpite çocukları da kabul edilebiliyor.